Ya hani buraya kadar NATO ile geldiniz ya. Ya biriniz bana bir güvence verin diyor. Tamam, ben de ona karşılık diyeyim ki tamam, bu NATO işini kaldırdık Rusya'ya. O zaman oturabileceğiz adamlarla. Dediği bu. Şimdi bunlar yalnız bir not daha düşeceğim. Bunlar zaman kazanmamı iki taraf açısından da Rusya ve şey açısından, Zelenski açısından bunu bilmiyorum tam olarak. Ama bu da bir olasılık. Fakat en azından yaklaşım olarak bunu söylerim. Bir de kamuoyunda ve işte izleyebildiğim kadarıyla kanallarda, medyada falan çok konuşulmayan bir şey daha var. Şimdi şuna indirgendiği için Zelenski Nazi mi, demokrat mı, işte gibi, ondan sonra Putin iyi mi kötü mü indi. Şimdi orada şunun altını çizmek isterim çok net bir şekilde. Ukrayna'da neonaziler var ve bunun aksini söyleyenlere hayret ediyorum. Çünkü zaten kendilerini hiç saklamıyorlar. Ve bunlar ordunun da bir parçası. Ancak Zelenski bunlardan kurtulmak istedi mi? Evet, istedi. Yani Zelenski 2019 seçimlerinde zaten bu aşırı sağ Zelenski'nin de paçalarını tutuyor. Yapmak istediği Rus diline, Ruslara yönelik bir takım ayrımcı uygulamaları Zelenski kaldırmak istedi. Parlamentoyu harekete geçirdi. Parlamentoda çoğunluk onda. Ondan sonra şeyde Razumkov, Halkın Hizmetkarı Partisi işte %43 ve yine müttefikleriyle %50'nin üstünde bir ağırlıkları var. Aşırı sağ ülkeyi yıktı ve dur dedi, yapamazsın. Şimdi bazı sınırları var Zelenski'nin. Şunu demeye çalışıyorum. Zelenski 2014 sonrası sürecin içinde Rusya ile konuşmaya en yatkın. Tabii ki Rusçu değil. Tabii ki Batıcı. Hatta mümkünse NATO'ya kadar gidecek ama yine de burada bu işin böyle radikal uçlara gitmesini en istemeyecek isimlerden, yüksek siyasetlik en önemli isimlerden biriydi. O nedenle de daha önce Rusya yanlılarının %80-90 oy aldığı yerler var ya, onlar herhalde bir gecede fikir değiştirmediler veya milliyet değiştirmediler. Onların tamamından o yükseklikte oyu Zelenski aldı. Kime karşı? Poroshenko'ya ve sağcılara karşı, aşırı sağcılara karşı ve neonazilere karşı. Şimdi bir kere bir bu şahsın hani figürünü böyle bir çizelim. Ama Ukrayna iktidarı işte her tarafından onu çeken bir takım realiteler var. Ve günün sonunda savaş olduğunda ya bu arkadaşımız şu partiden mi, işte şu orduda o birlik mi var hesabına girmiyor. Hatta bakın şimdi nereye kadar geldi? Yurt dışından muhtemelen büyük bir kısmı neonazi, dazlaklar, işte para falan 16 bin insandan bunu kabul etmeye de geliyor. Şimdi bu iş siyah beyaz bir şey değil işte. Yani Zelenski Nazi değil. Nazilere mahkum kalıyor. Mümkünse kurtulmak istiyor. Ama geldiğimiz noktada işte Putin aslında bu hamlesiyle Ukrayna'daki belirli bir demokratikleşme eğilimini de çok zora soktu. Ama sadece Putin mi? Hayır. İşte onu o noktaya kadar iten, sıkıştıran, o tezgahı kuran Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bütün bu sahnenin en büyük aktörü. Peki. Kendisi. Şimdi Evet. Sayın Güneş, 2 gündür 64 kilometrelik bir konvoy konuşuluyor. Yani Doğru. Rus konvoyu, askeri sevkiyat konvoyu. Efendim Kiev hedef, Kiev nihayetinde bir 20-25 kilometre ötesinde Amerikan merkezli Maxar Teknolojisi şirketinin elindeki uydu görüntülerine göre dünyanın haberdar olduğu bir konu. Zırhlı araçlar var, tanklar var, çekili toplar var, askeri araçlar var. Şimdi bu 64 kilometrelik konvoy orada bekliyor. Bir yandan ikinci müzakere, şimdi bir üçüncü daha olacak deniliyor. Bakalım o kaç gün sonra olacak. Sonra bir dördüncü daha mı olacak? Bu arada o konvoy orada beklemeye devam mı edecek? Ne oluyor? Kim ne planlıyor bu süreçte? Şimdi bir kere ya bir kere işin bir yani askeri boyutu var. Hani askeri taktikler nedir ve modern askeri taktikler nedir? Yani bunun herhalde çok yüksek seviyede bir askeri uzmanın ancak yanıtlayabilmesi bence mümkün. Bir kere onu söyleyeyim. Böyle her konuda bir şey bilenler grubundan değilim ben. Bir onu çizelim. Ama olasılıklar, yani bizim genel siyaset bilimi ve tarih okumamızdan hareketle baktığımızda tek seçenek değil, her zaman birden fazla seçenek vardır. Ve burada eğer Kiev maliyetli olabilecekse Karadeniz'e doğru Kiev dışındaki hattın daha ele geçirilmesi ve müzakere masasına daha hızlı oturtulması yahut işte sonrasına bırakılması Kiev'in. Yani burada önce bir hani kim diz çökmeye daha yakın konuma gelecek onu görmek gerekiyor. Bu noktada yani askeri açıdan söylüyorum. Şimdi bu noktada tarafların güçlü ve zayıf yanlarını isterseniz ifade edelim. Şimdi Rusya bir kere ben çoğu ne diyelim
neyse taraf tarif etmeyelim. Birçok insanın ifade, Rusya'nın ben o kadar güçlü olduğunu düşünmeyenlerdenim uzun zamandır ifade ediyorum. Hatta biraz da bu nedenle yani bu iş o kadar da kolay, bu kadar kapsamlı bir şeye gitmez diye düşünüyordum. Şimdi bu güçsüzlüğü en başta nerede? Şöyle ifade edeyim. 2014'te ABD'nin desteklediği o şeyle, iktidar değişimiyle, tamam mı? Orada Rusya yanlıları işte kaybettiler biliyorsunuz. Yani daha doğrusu gitmek zorunda kaldılar. Ve işte neonazilere sokaklara hakim oldu. O başka bir süreç, Batı yanlısı hızlanan süreç başladı. Şimdi bu tarihte Kırım'ın Rusya'ya katılması ve Donbas'ta işte Halk Cumhuriyetleri'nin ilan edilmesi, ayrılıkçıların çıkması sürecinde Putin'in desteği çok yüksekti. Fakat şimdi bazı şeyler, anketler yayınlanıyor ama ben onları çok şüpheyle karşılıyorum. Yani çok böyle saygın kabul edilenler henüz yayınlamadı. Bir kere ama görülüyor yani sokaklara da yansıyan. Bir kere Putin şey kaybediyor, irtifa kaybediyor. Ve kimlerden destek almıyor o çok önemli. Kırım'ı tanımamız doğruydu diyorlar. Kırım'ı almamız. Çünkü orada Rus. Zaten daha önce Rus parçasıydı. Öbür tarafa evet. Gitti. Üstelik referandum. İki, Donetsk'i tanıyacağız. Naziler kıyım yapıyor 8 yıldır diyorlar. Amma ve lakin bir sınırı geçtin diyorlar. Dolayısıyla bu artık başka bir şey diyenler. Şimdi bu ne demek? Putin bir kere güç kaybediyor. Ve bugünkü konuşmasının bence en zayıf yanı da şey telaffuzuydu. Ben onu çok büyük bir zayıflık yansıması olarak değerlendiriyorum. Ölen askerlere ve ailelerine ne kadar ruble yardım yapılacağı, işte eurodan çevirdim, kur aynı durursa böyle 40 bin euro civarında, işte Türk parası ne bileyim 500 bine mi geliyor, yarım milyon işte. Her neyse hesaplamak da zor bugünlerde para şeyleri. Yani nasıl bir şey ölen askerlerin ailelerine yardım yapacağını anlattı rakam olarak. Ondan sonra tabii ki bunlara işte madalyalar falan. Ondan sonra da şu anda askerlik yapanların sigortasının yapılacağını söyledi. Yani bunlar Putin'in yani bu konuşmayı o da hangi danışmanlarla çalışıyor o da enteresan. Neyse çok şeye girmeyeyim. Şimdi bu Sayın Güneş, yani, Sayın Güneş bir şey soracağım. Evet. Şimdi Putin zayıf diyorsunuz kamuoyu desteği açısından. Arkasındaki zayıf kamuoyu desteğini... Ölçü çizelim. Sonra bunlar hep acayip şeyler oluyor. Putin yani dünyanın en güçlü, Avrupa'nın açık ara en üstün konvansiyonel gücüne sahip. O anlamda zayıf değil. İşte bir takım yaptırımlar da hazırlandı ama sanıldığı kadar güçlü değil. İşi zor demek istiyorum. Ya da tamam. Daha somut ifadeyle çok özür dilerim sözünüzü de kestim. Şunu demeye çalışıyorum. Hocam, siz belli ki sosyal medyada cımbızlanıp linç edilmekten mi korkuyorsunuz? Ne oluyor? Ya şöyle giderek yani akademik kimliğimin ötesinde bir siyasi kimliğim de oluşmaya başladığı için geçmişte olduğundan hani partime zarar verilmesini örneğin istemem. O nedenle daha dikkatli konuşmayı tercih ediyorum. Yoksa bir takım tespitlerimiz doğru olur yanlış olur ki sayısız isabetli tespite imza atmış birisiyim. Hiç, tamam. O anlamda yok. Bir de çok özür dilerim hani konuyu açtığınız için yani benimle bunu konuşabilecek kalibrede zaten 3 ya da 5 kişi vardır. Hiç orada mütevazilik yapmayacağım. Bölgeyi bilen, dilleri bilen, orada yaşamış insan sayısı zaten 3 ya da 5. Şimdi döneyim tekrar kusura bakmayın. Bu ama ben mesele... açamadım aslında konuyu Hakan Bey. Ben de soru sormak istiyorum. Şimdi şöyle anladığım kadarıyla mesela Kırım'la ilgili Putin'in hamlesini Rus kamuoyu daha büyük oranda desteklerken şu anki yaptığı harekatın çapını çok geniş tutmasını kendi kamuoyu, Rus kamuoyu o oranda desteklemiyor. Yani kamuoyu desteği bir Kırım hamlesine göre daha düşük. Şimdi hal ve bugün ölen Rus askerlerin ailelerine önerdiği o maddi yardım ya da tazminat vesaire bu bile aslında o güçsüzlüğün bir göstergesi diyorsunuz, bir işareti diyorsunuz. Peki Putin'in kendisini biraz güçsüz gibi hissetmesi bu anlamda söylüyorum yani bu anlamda. Hı hı. Acaba daha da dünyayı endişelendirmesi, korkutması gereken bir durum yaratabilir mi? Onu da şu açıdan söylüyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dedi ki 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur. Şimdi yakın zamanda da Putin nükleer güçlerle ilgili bir seviye yükseltti hazırlıklı olunması yönünde. İnsanlar evet. Artık şu noktaya geldi. Biz nasıl bir devirde yaşıyoruz, nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Yani onu da mı göreceğiz artık yani? Bir nükleer savaşta mı göreceğiz? O yüzden hani o sözünü ettiğini susuz Putin'in durumu, şu ana kadarki harekatın gidişi ve bir yandan da nükleerle ilgili telaffuz edilen şeyler. Bu konuyu konuşacağız. Yönetmenim nedir sürem?
Peki bir araya gidelim Sayın Güneş, sizden de bir ara rica edeyim, seyircilerimizden de. Dönüşte bu boyutu konuşalım. Daha çok bağlantımız olacak, çok çarpıcı meseleleri burada ele alacağız sayın seyirciler.